Başıma gelen olaylarda ne yapacağımı bilmiyorum. Yani burada yapacağım hareket acaba doğru mu? Veya yanlış mı gidiyorum? Çevremden çok eleştiri alıyorum ama bence bu iş böyle olmalı. Acaba yanılıyor muyum? Gibi. Kafanda şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Gibi bütün soruları ve sıkıntıları kaldıracak bir çözüm konuşalım seninle. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, acaba bu hareketim doğru mu yanlış mı, hak mı maslahat mı diye sorduğumda ne zaman bu sıkıntıya girsem yolum kararsa sünnet-i seniye bana bir kandil oldu. Yani kilit soru şu, acaba Allah Resulü Aleyhisselam burada olsaydı ne yapardı? Acaba Resulullah bu işle ilgili ne söylemiş? Bu soruları sormak işin net doğruya kavuşmasına sebep olur. Çünkü Kur'an'da bizatihi Cenab-ı Hak bizi Allah Resulüne yönlendiriyor ve diyor ki onun ağzından yalan çıkmaz. Onun dilinden, vahiyden, ona ilham edilenden, vahyedilenden başkası çıkmaz. Onun ağzından aleyhisselam yalan söz çıkmaz. Onun hareketinde bir yanlışlık asla olmaz diyerek Resulullah aleyhisselamı öne sürüyor ve bize onu aleyhisselam örnek gösteriyor. İşte biz de burada bu hareket doğru mu yanlış mı ayırt etmek için acaba peygamberimiz ne yapmış diye sormalıyız. Tabi burayı biraz daha aydınlatmak lazım. Çünkü insanın kalbi tam mütmain olursa arkasından hamleyi yapacaktır. Arkasından bir gayret gelecektir. Bakın birini, bir şeyi kim yapmışsa o bilir. O bilirse o konuşur. Yani yapan bilir. Elbette ve elbette bilen konuşur. Dolayısıyla bizi kim inşa etmişse bizimle ilgili kararları da o bilir. Çünkü her şeyi o ayarlamıştır ve elbette inşa eden bizimle ilgili doğru kararı verir ve o konuşur. Telefonu kim yapmışsa kılavuzu o yazar, kuralları o belirler. Çünkü onun nasıl çalışacağını en iyi yapan bilir. Aynen onun gibi bizi üreten zat kimse bizimle ilgili kararları en iyi o bilir. Dolayısıyla benim arıza vermememin en iyi yolu kesin mutlak net garanti sonucu Allah'a ve Allah'ın işaret ettiği Resulullah Aleyhisselam'a uymak olacak. Çünkü yapan bilir, bilen konuşur ve Kur'an'da ey Habibim de ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa bana uyun ki Allah da sizi sevsin diyerek peygamberine yönlendiriyor Allah ve defaatle onun getirdiği hükümleri kabul etmedikçe tam manasıyla iman etmiş olmazsınız diyor Allah ve bu işi peygambere, ihtisas sahibine sorun diyor Allah. O zaman ne yapacağız bu noktada dediğimiz zaman artık karşımıza bizi yapanın yönlendirdiği, işaret ettiği Allah Resulü çıkacak ve diyeceğiz ki Resulullah olsaydı ne yapardı? İşte net, kesin, mutlak bu mekanizmanın ait olduğu doğru çözüm bu. Tabii ki buraya çok küçük bir parantez açmamız lazım. Bunu net bir şekilde sorup doğru cevabı alabilmemiz için peygamberimizin hayatını, Siyer-i Nebi'yi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ki bir Müslüman olarak zaten bu kadar arıza peygamberimizin bastığı adımları bilmememizden kaynaklanıyor. Yoksa affedersiniz bir hacetimizi, tuvalet ihtiyacımızı gidermekten namazı kılışımıza kadar, namazı kılışımızdan insanlarla ilişkimize kadar her şeyi Allah Resulü hayatıyla ve kelamıyla ve buyruklarıyla bize göstermiş. Bu yüzden Siyer-i Nebi'yi çok iyi araştırmalıyız.